telefonla sosyal medya uzmanı, Sosyal Medya Derneği, Bursa Sosyal Medya Derneği Başkanı sevgili dostumuz, kardeşimiz Murat Gezer'le sosyal medya nedir, kuruluş amacı ne derneğin ve sosyal medyada nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili bir telefon görüşmesi yapacağız. Sevgili Murat Gezer, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı geceler. Teşekkür ederim Sayın Ali Molla Salih. Nasılsınız? Sizi de sormalı. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi nereden aklınıza geldi ya da niye Bursa Sosyal Medya Derneği'ni kurdunuz? İsterseniz oradan başlayalım. Şimdi ben ilk olarak sosyal medyanın ne olduğunu bir tanımlayıp oradan sosyal medya neden bu kadar yoğun olduğunu, bu kadar önem kazandığını anlatırsam daha iyi olabilir. Oradan da zaten neden kurmaya çalıştığımızın da nedeni ortaya çıkmış olur sanınca. Buyurun. Şimdi sosyal medya dediğimiz nedir? Biliyoruz, malum olduğu üzere iletişim ve internet çağındayız. Bir haber ortaya çıktığı zaman dünyanın bir ucunda çıktıktan sonra birkaç dakika içinde yayılarak dünyanın her tarafından herkese ulaşabilmekte ve herkes düşüncelerini, bu haberle ilgili düşüncelerini paylaşabilmektedir. Bu bize bu imkanı sağlayan web teknolojilerini kısaca sosyal medya olarak tanımlıyoruz. Şimdi zaten insanlar... sosyal medya deyince Murat Bey. Evet. Ya belki de bu ülkede bilgisayar kullanımını, internetle bu kadar haşır neşir olmayı Google'ın olduğu dönemlerde bu kadar yoğun değildi insanlar. Tabii. İşte Facebook'lar, Twitter'lar özellikle evet. Tabii yani Twitter ve Facebook yoğun olarak kullanılıyor. Sosyal medya deyince de zaten onlar değil mi? Evet. Hepsi. Yani içinde LinkedIn var, Foursquare var, YouTube var. Onlara Google sıra var da, onlara sıra var da, onları kullanmamıza sıra var. Biz Türkiye evet. olarak herhalde yani 30 milyona yakın Facebook kullanıcısı var galiba. Şimdi 2008 Facebook bununla ilgili rakamları açıkladı. Facebook'a göre 2005 Haziran ayı itibariyle aylık ortalama 39 milyondan fazla kişi Facebook'u ziyaret ediyormuş. Facebook'un dünyadaki kullanıcı sayısı da 1,5 milyara yaklaşmış. Zaten bu haliyle Facebook dünyanın en büyük nüfusu Çin'ini geçiyor. Yani Çin'den daha fazla nüfusa sahip. Türkiye mesela Facebook'ta en aktif 3. ülke. Avrupa'nın da internette en çok zaman geçen ülkesi konumunda. Yani bu konuda millet olarak çok iyiyiz. Yani ilk 3'ü ilk 5'i bırakmıyoruz. Yani bunu kendi Facebook, Twitter, Google yöneticileri de kabul etmektedirler. Mesela uygun bir rakam daha vereyim. YouTube video paylaşım sitesinde her ay 6 milyar saat video izlenmekte. 6 milyar saat. Bu ne demek? Yani hemen hemen her kişi bir saat video izlemiş demektir YouTube'da. YouTube'da her gün 100 milyon video izleniyor ve her dakika 100 saatlik video yüklenmekte. Yani bunlar çok yüksek rakamlar. Herkese Twitter'da da bir dakikada 350 bin civarı tweet atıldığı söyleniyor. Yani bir dakikada 350 bin tweet atılıyor Twitter'da. Mesela başka bir veri vereyim. Dünya üzerinde her 3 kişinin ikisinin sosyal ağı ziyaret ettiği söylenmekte. İnternet kullanıcına sadece %65 civarı e-posta, e-mail kullanırken sosyal ağları kullananların sayısının %70'i geçtiği söylenmekte. Bunlar da yüksek rakamlar. Yani şu anda dünyadaki herkesin sosyal ağları kullandığını, hemen hemen herkesin aktif olarak kullandığını söyleyebiliriz. Ya şimdi bir şunu de, soracağım Murat Bey. Evet, şimdi evet. Yani sonuçta internet kullanıyor. Evet. Belli bir birikimi var. Fakat niye bu sosyal medyada insanlar bu kadar hakikaten kişisel ilişkilerinde, karşılıklı ilişkilerinde kullanamayacakları o hakaretamiz dili kullanıyorlar? Hakaretler diz boyu, yani kişisel tatmin noktasında basit meselelerden çok bayağı, yani bu niye? Bu niye oluyor bu? Şimdi çok doğru bir noktaya parmak bastınız Ali Molla Salih. Çünkü kolay. Yani kişiye şimdi kolay görüyor. Neden de kişiye çıkıp da yüzüne söyleyemiş hakareti Facebook'ta yazmanın yani yazmak daha kolay geliyor. Neden? O kişi de diyor ki başbakana. Başbakan bana nasılsa gidip de şey yap, göremiyorsun, ulaşamıyorsun da. Ulaşamadığın kişiye
bu Facebook sosyallar üzerinden bir şekilde ulaşabiliyorsun. Yani normal şartlarda ulaşamayacağımız, erişemeyeceğimiz kişilere internet üzerinden sosyallar üzerinden ulaşabiliyoruz. Ya da etkileşime geçebiliyoruz. Hakarette etkileşim geçme farklı bir boyutudur. Ha, bu da daha kötü anlamda bir kullanım var tabii burada. Yani bunun cezası var mı? Bunun cezası? Var, tabii var. Şimdi işin zaten en önemli noktalarından birisi de sosyal ağların iyi yönlü kullanımı olduğu gibi kötü yönlü de kullanımı var. Bir de sosyal ağlarda insanlar bilinçsizce davranıyorlar. Dediğiniz gibi hakaret ediyor, küfrediyor. Bir takım başka amaçlar için dolandırıcılık amacıyla kullanılıyor ama sosyal ağlarda işlenen suçların her birinin cezası vardır. Yani ülkemizde internet yasası vardır. Bilgi iletişimi gibi yasalar vardır. Bir kişinin e-mail hesabı onun rızası olmadan girmek suçtur. Hatta ceza yasası da ceza hukukuna göre değerlendirilir. Hapis cezasına kadar yolu vardı. İnsanlar bu konuyu bilmiyorlar. Zaten bizim derneğimizi kurma amaçlarımızdan birisi de internet kullanımı hakkında vatandaşımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmektir. İnsanlar sosyal medyadan bir hakaret ettikleri zaman ya da kötü maksatlı bir şey yaptıkları zaman bunun cezası kalacağını falan zannediyor. Hayır, yok öyle bir şey. Onlar cesur da, yani hakarete uğrayanların aslında böyle yasal haklarının olduğunu bilmesi lazım. Evet, tabii. Şimdi bizim... bugün mesela benim başıma geldi. Baktım birisi selam veriyor Facebook'tan. Aleyküm selam dedik. Dedi ki ya işte faturalı mı faturasız mı telefon kullanıyorsunuz? Tanıdığım birisi. Evet, mümkün değil onun öyle bir şey sorması. Zaten beni tanıyorsa telefonumu biliyor. Evet, dolandırıcılar. Devlet bunlara karşı mücadele etmiyor mu? Şimdi devletin buna ilgili polisin birimi var. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü var. Yani emniyette bu konuda çalışmalar yapıyor ama yetersiz kalıyor. Artık yani vatandaşımızın da bilinçli olması lazım. Yani bu da en önemli konulardan birisi de hesap güvenliği. Yani kişiler kullandıkları sosyal medya hesaplarını, yani Facebook, Twitter, Google, Gmail, Hotmail hesaplarını kullanırken bilinçli kullanmaları lazım. Yani mesela kullanıcı adını, şifresini her zaman için saklamalı. Kendi aktif kullandığı e-posta adresleri üzerine hesaplarını açmalı. Tanımadığı, bilmediği ya da kamuya açık bilgisayarlar ya da mobil cihazlar üzerinden hesaplarına giriş yapmamalıdırlar. Çünkü bu hesap güvenliğine dikkat etmemeli takdirinde bu hesap bilgileri dolandırıcılığı ya da adnetli insanlar elinde geçebilmekte. Bu kişiler de bu hesapları dolandırıcılık amaçlı olarak kullanabilmektedirler. Sizin başınıza gelen olay da zaten buna benziyor. Çok sayıda hesap bu şekilde ele geçiriliyor ve dolandırıcılık amaçlı olarak kullanılıyor. Yani bu da vatandaşımızın evet. bilinçlenmesi lazım. Son olarak Murat Bey, ne yapacaksınız, ne yapıyorsunuz? Şimdi bizim sosyal medya derneği olarak ana amacımız internet araçlarının doğru kullanımı hakkında eğitici çalışmalar, etkinlikler düzenlemek, halkımızı bu konuda bilinçlendirmek. Ve bu doğrultuda ne yapacağız? Şimdi dediğim gibi bilinçlendirici yayınlar, makale hazırlanması çalışmalarımız var. Onun haricinde güvenli internet ve sosyal medya kullanımı nasıl olur? Biraz önce değindiğim gibi hesap güvenliği nasıl sağlanır? Kullanıcı adı şifremizi belirlerken nelere dikkat etmemiz lazım? Mobil cihazlarımızda bazı güvenlik ayarlarının yapılması. Bu tip konularda halkımızı bilgilendirme çalışmalarımız var. Onun haricinde tabii bunun en önemli unsuru da eğitici videolar. Biz eğitici videolar çekmeye başladık. Eğitici videolarla... Nereden ulaşabilirler Murat Bey? Tabii derneğimizin web sitesi yayındadır. busmet.org.tr busmet.org.tr'den evet. Size ulaşabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Zaten bir sosyal medya derneği. Dolayısıyla onun merkezinin de sanal ortamda olması anlaşılır bir şey. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Teşekkürler. Size de hayırlı geceler. Evet sevgili dostlar. Hayatımızın bir parçası haline geldi. Sosyal medya. Aman dikkatli olalım. Aman kendimiz de yazarken dikkat edelim. Cesaretimiz o klavyenin başına geçince tavan yapıyor. Aman o cesarete aldanmayalım. Sonra başımıza ne işler gelir. Şimdi bir